Cem TV'den iyi akşamlar. Bugün 3 Temmuz Salı, saatlerimiz 19.34'ü gösteriyor. Zafer Arapkeli ile Seyir Alem programına hoş geldiniz. Seçimleri geride bıraktık, 24 Haziran seçimlerini. Üzerinden 10 gün geçti ama 10 gün süre herhalde seçimlerin analizine, değerlendirilmesine, yorumlanmasına, kısacası hazmedilmesine, sindirilmesine pek yetmemiş gibi gözüküyor. Çünkü hala o süreci devam ettiriyoruz. Türkiye bir yandan çok köklü bir değişimin içinde, devlet yönetim sistemi değişiyor, rejim değişiyor. Hatta değişti de adı konulmaya, pratik gereklilikleri yerine getirilmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da seçimin siyasi, sosyolojik analizleri yapılmaya devam ediyor. Siyasi analizler derken her parti kendi içinde bunları ayrı ayrı yapıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi özelde bunu birazcık daha açıkta, birazcık daha tartışmalı, birazcık daha yoğun bir şekilde yapıyor. İşte biz de bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu analizleri nasıl yaptığına ışık tutabilmek amacıyla partiyi iyi bilen ve partide önemli görevlerde bulunmuş, genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, hatta partinin de ötesinde Sosyalist Enternasyonel'de de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş bir değerli siyasetçiyi Sayın Umut Oran'ı ağırlıyoruz. Umut Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi seçimin siyasi sonuçlarını değerlendirmeye başlamadan evvel isterseniz sıcak gelişmelerden başlayalım. Herkesin merak ettiği şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim öncesinde de merak ediliyordu. Seçim günü ve hemen ertesinde de merak ediliyordu. Ama bugün birazcık daha yeni gelişmelerle ortaya çıktı. Sayın İnce'nin, Muharrem Bey'in genel başkanlık yarışında tekrardan ben varım diye bir kurultay çağrısıyla ortaya çıktığı haberi bugün öğle saatlerinde çıktı. Neler oluyor? Somut olarak bilmiyorum, çok detaylarından haberdar mısınız ama bir kurultay gözüküyor mu yakında? Yani parti içerisinde de Türkiye'de de çok önemli gelişmeler oldu ve oluyor. Sizin de açılışta söylediğiniz gibi aslında bir seçim süreci yaşadık. İki seçim birden yapıldı ve bu iki seçim sonunda da rejim değişti. Yani Türkiye ilk defa tek adam sistemi, başkanlık sistemi veya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecini yaşayacak. Bu aslında çok kendi başına çok önemli bir gelişme, önemli bir gerçek. Ve tabii biz bu gerçeğin bize neler getirebileceğini çok iyi öngöremiyoruz. Bu konuda seçimlerden önce öngörülerimiz vardı ama şu andaki baktığınız zaman önümüzde süreçte büyük bir belirsizlik var ve büyük bir tehdit var. Hem Türkiye'nin laik demokratik sosyal hukuk devleti, yani demokrasiden uzaklaşma anlamında, hem de o muasır medeniyet dediğimiz Atatürk'ün bize hedef gösterdiği akıl bilimden uzak bir anlamda, işte dünya Mars'a gidiyor veya işte yapay zeka konuşuyor dünyada veya dünyada Endüstri 4.0 temelinde duygusu olan robotlar veya düşünebilen robotlar kurgulanırken Türkiye'de de insanlar robotlaştırılmaya çalışılıyor. Yani aslında çok önemli bir sürecin başındayız. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak ve bu seçimlerde her iki seçimde de bir iddia ortaya koymuş bir parti olarak, yani bir iktidar iddiası veya cumhurbaşkanı olma iddiası ortaya koymuş bir parti olarak çok doğal olarak bu seçim sonuçlarını masaya yatırması gerekiyor. Yani çünkü ne dedim baştan da, bir seçim oldu, hatta iki seçim oldu ve seçimler aslında ana muhalefet partisi olarak bizim açımızdan kaybedildi. Rejim değişti. Şimdi ne yapmak lazım? Öz eleştiri yapmak lazım. Nerede hata yaptık? Neden hata yaptık? Bu hataların yüzleşmek ve buralarda bu hatalarla yüzleşebilip bu hataların ancak üstesinden öyle gelebiliriz. Geleceğe yönelik bu sonuçların sebeplerini masaya yatırıp ve onların bir daha olmamasını sağlayacak çalışmaların yapması lazım. Yani öz eleştiri mekanizmasını çalıştırmak lazım. Ortak akıl mekanizmasını çalıştırmak lazım. Böyle bir sürecin içerisine partinin girmesi gerekiyor. Peki parti böyle bir sürece girdi mi? Hayır. Yani onu da itiraf etmek gerekir. Çünkü hem Cumhurbaşkanı adayımız hem partimizin genel başkanı seçimlerle ilgili değerlendirmelerinde her ikisi de bir başarı, yani sonucu başarılı bulduklarını ifade ettiler.
Şimdi tabii bu bir kere bir soru işareti. Yani bu başarılı bulmak eğer yani başarı rejimin değişmesi ise ve bizim ortaya baştan seçim öncesi her iki tarafında ortaya attıkları, koydukları iddialara ulaşamama durumuysa o zaman ortada bir çelişki var. İşte bunları masaya yatırmak gerekiyor. Başarı derken tabii şunu da hatırlatmak lazım. Yani başarı diye sundular derken bir Muharrem Bey başarısızlığı ifade ederken, daha doğrusu başarısını ifade ederken ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisi çıkmış ve 30 civarında oy, %30 civarında oy almış. Hatta öteki partilerin adayları daha fazla alabilseydi ben daha başarılı olabilirdim diye bir izahta bulundu. Kemal Bey'in izahı da iktidar partisinin oyları büyük oranda düştü. Mecliste de çoğunluğu kaybettiler. Dolayısıyla başarılıyız demeye getirdi ki bu biraz hani ana muhalefet partisinin geçmişine, köklerine ya da duruşuna pek bence yakışmayan, mütenasip olmayan bir başarı tırnak içinde izahıydı. Bilmem ne düşünürsün. Yani başarıyı yani baştan ortaya konulan hedefler vardı. Ben hani başarı başarısızlığı ona göre bakıyorum. Ortaya konulan hedefler vardı. Cumhurbaşkanlığı içinde bir başarı kriteri vardı. Yani Cumhurbaşkanlığını almak, hatta birinci turda almak. Diğer genel seçimlerde de iktidar olmak bir hedefi vardı. Şimdi veya en azından Millet İttifakı'nın iktidar olması bir şeyi vardı, hedefi vardı. Şimdi ben ona öyle bakıyorum. Biz bu hedeflere ulaştık mı, ulaşamadık mı? Biz bu hedeflere ulaşamadık. O zaman ne yapmamız lazım? Oturup neden ulaşamadığımıza bakmamız lazım. Ben şu andaki yani hem genel merkezin, özellikle genel merkezin açıklamalarını, yaklaşımlarını samimi ve doğru bulmuyorum. Çünkü burada amaç ortaya konulmalı. Yani biz bir öz eleştiri mekanizması çalıştırıp nerede hata yaptığımıza bakacak mıyız, bakmayacak mıyız? Yoksa her zaman daha evvel yaptığımız gibi, hiçbir şey olmamış gibi önümüzdeki seçimlere mi bakacağız? Ama şunu da görüyoruz ki her bir önceki seçimlerde aynı şey yapıldı ve hep aynı sonuç alınıyor. Yani sonuçta bir iktidar iktidarlığını devam ettiriyor. Biz de muhalefette kalmaya devam ediyoruz ve bu arada da rejim değişti. Şimdi bugün tartışılan konu, yani bugün özellikle tartışılan konu, ben özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmene yani morallerini bozmamaları, umutlarını kaybetmemeleri ve de hep yani daha iyi bir Türkiye hayali için partiyi de, partinin yöneticilerini de yani o taleplerini seçmene özellikle dile getirmelerini düşünüyorum. Bugün de söz konusu olan şu olmamalı aslında. Yani ben de hatta geçen hafta bir açıklama yaptım. Beni de arıyor, delegelerimiz arıyor, partililerimiz arıyor, seçmen arıyor, sokakta çeviriyor. Yani şuna bakmamız lazım. Biz bugün ortaya konan bir şey var. Yani bir hani dedim ya sonuç ve sebepler. Şimdi bugün eğer biz Anadolu Ajansı'na mahkum kaldıysak, yani teknolojik altyapımızdan dolayı ıslak imzalı tutanaklar çerçevesinde bir veri tabanı oluşturamayıp Anadolu Ajansı'ndan daha önce biz seçim sonuçlarını duyuramadık. Bu bir realite. Değil mi? Öbür tarafta da sandıklarla ve ıslak imzalarla ilgili hala tam olarak sonuçlar net değil. Bu da bir realite. O zaman şimdi bunları bizim yani bunları tartışmamız lazım. Yani neden biz şu anda mesela işte nasıl bir sistemimiz var? Yani şöyle bir örnek göstereyim. Bir araba düşünelim. Yani bizim sistemimizi bir arabaya benzetelim. Bizim bugün arabamız yani ne diyelim işte Türkiye'nin ilk araçlarından Anadolu. Şimdi biz ne istiyoruz? Daha iyi bir araba istiyoruz. Yani biz bunu artık Tesla haline getirmemiz lazım. Yani önce mekanizmamızı, sistemimizi bizim mükemmel hale getirmemiz lazım. Bir Tesla, yani Tesla bugün yüksek teknoloji donanımlı, bir kere şarj ediyorsunuz elektrikli 1000 kilometre gidiyor. Muazzam bir şey. Biz bunu hayal etmemiz lazım. Yani çok daha iyi, mükemmel bir Cumhuriyet Halk Partisi sistemi kurum ve kurallarıyla hayal etmemiz lazım. Şimdi peki bunun için o zaman bu sorunu çözecek olan sadece lider midir? Bana göre hayır. Çünkü Anadolu arabaya bugün işte şoför mahalline işte bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor. Şimdi onu kaldıralım, başka birisini oturtalım. Araba aynı araba. Yani şoför değişirse araba
180-200 kilometrenin kapasitesi o kadar. Limitleri o kadar. Değişecek mi, değişmeyecek? Sizce Muharrem Bey'in talebi sadece lider değişikliği mi, yoksa bunun ötesinde partiyi değiştirmek, dönüştürmek, yepyeni bir vizyon oluşturmak için de hazırlığı var mı? Öyle gözüküyor mu? Şimdi burada yani bu hazırlıkları konuşmamız lazım. Yani benim bu konudaki düşüncem hemen efendim işte genel başkan değişsin, yönetim değişsin, işte böyle bir seçimli kurultaydan ziyade bir kere bir oturalım, bir tartışalım, konuşalım. Nerelerde hata yaptık? Bu sistemi daha mükemmel hale nasıl gelebiliriz? Yani biraz evvel verdiğim örnek, bu Anadolu aracı biz Tesla hale nasıl getirebiliriz? Bu kurumu daha güçlü, daha mükemmel hale nasıl getirebiliriz? Yani bunu nasıl yapabiliriz? İşte bir kurumsal reformla yapabiliriz. Bir kurum gibi, mükemmel bir kurum haline, işleyen bir kurum haline nasıl getirebiliriz? Saydam, şeffaf, hesap verebilir, ulaşılabilir, katılımcı, çoğulcu, bir yani mükemmel bir kurum. Bu birinci mesela yapılması gereken şey. İkinci, yönetim ve iletişimde mükemmel olmak. Yani biz sonuçta işte 15 milyon insanımızın oy aldığı bir partiyiz. Biz bunu 25-30 milyon insana çıkarmak istiyoruz. O zaman yönetim ve iletişim, yani yönetişimizin çok daha mükemmel hale gelmesi lazım. Bir başka mesele teknolojik reform. Yani o teknolojimizi işte şu anda ben seçimden önce de bunu söyledim. Seçimden önce de aynı şey vardı. Hatta bunu bir kitapçık olarak da parti üyelerine dağıttım, delegelere dağıttım, yönetime dağıttım. Bakın son paragrafım şöyle bitiyor. Yani sonuç olarak 17-18 sayfalık bir kitapçıkta işte en iyiler ön cepheye demişim. Orada demişim ki son paragrafta, artık hiçbir bahanenin kabul göremeyeceği bir günde hala 10 bin sandıkta görevli yoksa, hala seçim sonuçları Anadolu Ajansı'ndan alınacaksa, hala teknoloji her adımımızda kullanamayacaksa ve hala partimizin öz evlatları değil de paraşütle gelenler baş üstüne tutulacaksa, emin olun ki her şey çok daha zor olacaktır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günde yapılması olan gereken şey işte bunların olmamasıdır demişim. Yani siz orada diyorsunuz ki futboldan benzetme yapmak gerekirse, siz de eski bir futbolcusunuz biliyorum. Gol geliyor, defansı yeniden gözden geçmemiz lazım. Şimdi gol geliyorum diyor yani. Evet, bunu Nisan'da söylemişim. İşte seçimde Haziran'da oldu. Şimdi bunu neye dayanarak söyledim? Biz son işte 8 yıldır 9 yıldır 10 tane 11 tane seçim geçirdik. Ve her seçim öncesinde aynı sorunlar vardı. Ama hep o sorunlara odaklanmadan, biz o sorunlara eğilmeden, bir şey olmamış gibi öz eleştiri yapmadan devam ettiğimiz için aynı şeyi yaptık ve aynı sonuçları aldık. Şimdi Umut Bey, hatırlarsanız bu son 35. mi 36. mı? 36. kurultay. 36. kurultayda ben de Ankara'daydım. Orada hatırlarsanız Cem TV'nin yayında sizi de konuk almıştık. Orada sizle de bütün diğer sayın konuklarla da şu meseleyi konuştuğumuzu, benim sorduğumu hatırlıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarını hep böyle lider değişikliği üzerine inşa ediyor. Hiç meseleler, partinin yeniden organizasyonu, meselelere nasıl yaklaşacağı, bunlara çözüm üretme çabaları, o organları, o kurumları, o kurulları, o mekanizmayı, en önemlisi de o vizyonu oluşturma yönünde kurultaylar bir araç olarak kullanılamıyor. Doğru. Hep de şeyden örnek veririm. Naçizane hani benim bu konudaki yazılarımı ya da konuşmalarımı hep izleyenler belki şey gibi algılayabilirler ama hani 20 yıla yakın İngiltere'de çalıştığım için oradaki işçi partisinin, oradaki öteki siyasi partilerin de kurultay yapma tarzları farklı bir şeydir. Bir hafta sürer değişik konularda. Doğru. Fringe meeting dedikleri yan toplantılar yaparlar. Değişik konularda partinin görüşleri, programı tartışılır. Fikirler tartışılır ve partinin bir şeyi çıkar ortaya. Ama Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, öteki partilerde de kurultay olduğu zaman genel başkan kim olacak? Genel İdare Kurulu ya da işte MYK kimlerden oluşacak? Listeler çarpışır, parti meclisi vesaire. Bunun ötesine Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü geçemiyor. Nasıl geçecek? Yine ama bir lider figürü de herhalde lazım değil mi? Yani bu tartışmaya önderlik edecek en azından. Onu da bekliyor. Aslında doğru ama yani şimdi yani İngiltere'de veya gelişmiş demokrasi olan toplumlarda
sadece liderler tartışılmıyor. Yani orada fikirler tartışılıyor, kadrolar tartışılıyor. Ve bu biraz evvel söylediğiniz ortak akıldan yeni akıl üretilmeye çalışılıyor. Biraz da paralel giden süreçler herhalde. Yani tabii. Mesela ben hatırlıyorum işte Tony Blair'in gelip İşçi Partisi'ndeki o değişimi sağlaması sürecinde evet Tony Blair çok konuşuldu. Lider değişimi konuşuldu. Buraya, bu partiye güçlü seçim kazanacak bir lider lazım denildi ama bir yandan da öteki dediğim süreç de devam etti. Ama hatırlarsanız o yeni Labour Party, New Labour Party Tony Blair'le ne yaptı? Muazzam bir değişim, devrim yaptı. Değişim, dönüşüm ve gelişim yani ideolojik bir devrim yaptı. Tabii. Şimdi ben biraz evvel de söylediğim şeyi de tekrar edeceğim. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir kurumsal reforma ihtiyacı var. Yani devrime ihtiyacı var, yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Yönetişimsel yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Teknolojik olarak yeniden yapılanmaya, reforma ihtiyaç var. Ve ideolojik yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Nerede durduğuna karar verecek. Evet, yani zaten sorunumuz da o. Yani şimdi bunu ortaya, bunu nasıl yapacaksınız? Yani yine bunu tek adam yapmamalı. Bunu ortak akıldan yapılmalı. Yani tek adam, yani biz eğer tek adama karşıysa, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sosyal demokrat ve sol işte altı ok ideolojisine bir partiysek, tek adama karşıysak, demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk diyorsak yine tek adam dayatması olmamalı. Sizin hatırladığınız ve beraber olduğumuz kurultayda aslında hemen sonrasında bir tüzük kurultayı oldu. Yani hiç kimse bunu dikkate almadı ama o tüzük kurultayı aslında farkında olmadan tam bir parti içerisinde bir tek adamcılığa doğru gitti. Yani daha evvel verilmiş haklar da alındı katılımcılık ve çoğulculuk anlamında. Mesela danışma kurulları kaldırıldı. Onur kurulu denilen yılda işte bir veya iki kere toplanması gereken bir danışma kurulu kaldırıldı. Küçük kurultay seçimsiz kaldırıldı. Ön seçim kaldırıldı ittifakla. Hatta küçük kurultayının gündemi bile tartışılmadan kurultaya gidildi. Şimdi, onu da hatırlıyorum. Şöyle hatırlarsanız yani bakın. Mesela öneriler tabanda dağıtılıp da tartışmaya tartışılmadı sunulmadı. Ve esas yani ön seçim hakkı ellerinden alındı. Yani üyelerin ön seçim hakları 2011 Mart ayında yani o tüzük devrim yapmıştık mesela. Yani ön seçim şarttı milletvekili seçiminde. Burada bir böyle bir aradan ön seçim kaldırıldı, tek adam belirledi. Şimdi tek adamcılık olmamalı. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu bana sorarsanız sadece bir lider sorunu olarak değerlendirmememiz lazım. Bizim ciddi sorunlarımız var, yapısal sorunlarımız var. Bu yapısal sorunları odaklanmamız lazım. Kurultay toplanmalı. Kurultay demin söylediğiniz gibi bir hafta, belki iki hafta. Bakın yani üç tane örnek vereceğim. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul İl Kongresi'nde yaklaşık bir hafta İl Kongresi'ni yönetmiş divan başkanı olarak. Rahmetli yine İsmet İnönü iki hafta, üç hafta süren kurultay yönetmiş. Bülent Ecevit'in döneminde 4-5 gün süren kurultaylar olmuş. Yani bizde de kurultayların en az nasıl doğruyu bulacağız? Tartışarak bulacağız. Yani başka bir yerde, yani önemli olan burada sizin doğru şeyi doğru yerde aramanız. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Nasrettin Hoca'nın fıkrasında işte hoca evinden apar topar çıkıyor. Kapının önüne başlıyor lambanın altında aranmaya. Aranıyor. Millet soruyor, bulamıyor terkan içerisinde. Hocam ne oldu? Anahtar arıyorum diyor. Millet de başlıyor anahtarı aramaya. Bakıyorlar bir iki saat geçiyor, bulamıyorlar. Hocam emin misin, üstüne başına bak ya da yani başka bir yerde düşürmüş olamayasın. Hoca da diyor ki evet diyor, ben burada düşürmedim diyor. Ben diyor bu anahtarı diyor evin içinde düşürdüm ama evde elektrikler kesik. Dışarıda lamba var, lambanın altında arıyorum diyor. Şimdi bizim durumumuz da bu. Yani biz aramak lazım. Doğru şeyleri doğru yerde aramamız lazım. Onun için mesela o biraz evvel söylediğimde de tüzük kurultayında aslında yapılan şey yanlıştı. O yanlışın sonucunda da bugün aslında partinin geldiği ve elde ettiği sonucun içerisinde büyük payı var. İşte bakın yani Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci çok uzadı. Milletvekili listeleri çok tartışıldı partide. Şimdi bunlar aslında ne bileyim hala mesela Ekmelettin İhsanoğlu meselesi partide tartışılmıyor. Hala partinin genel başkanı diyor ki benim kararım doğrudur. Ben bu kararımın arkasındayım diyor. Şimdi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu tartışmazsa bir kişinin bunu doğru bulması eğer partinin
üyeleri, seçmeni doğru bulmuyorsa o zaman doğruyu bulmamız lazım. Bu seçimin özelinde de mesela bir Abdullah Gül hadisesi yaşandı. Tartışmak zorundayız. O da partinin içinde çok huzursuzluk yaratan bir şey. Her ne kadar genel başkan inkar etse de ortada bir gerçek var. Öteki muhataplarının teyit ettiği bir gerçek var ki Abdullah Gül meselesi ciddi ciddi gündemindeymiş Kemal Bey'in. Yani hani bu inkar edilecek bir şey olmaktan çıktı. Sonra da alkış alan bir Muharrem İnce adımı çıktı. Şimdi hep dönüp dolaşıp yani ilk soruya getirmek istiyorum. Şimdi kurultay bugün Muharrem Bey dedi ki bir kurultay toplanması talebinde bulundum ve Sayın Genel Başkan'a da siz lütfen kenara çekilin, sizi onursal genel başkan yapalım ya da onursal başkan yapalım, onursal lider yapalım adı her ne ise. Yani ben varım. Ben partinin başına geçmek istiyorum dedi. Biraz da geçmişteki, çok yakın geçmişteki, hatta 27 Haziran günü ve yaptığı açıklamayla, demeçle çelişen bir şey. O gün ne demişti? Gazetecilere dönüp benim ağzımdan kurultay lafını duyamayacaksınız. Duymayacaksınız. Ben kurultayla ilgilenmiyorum. Çıkacağım, gideceğim, 81 ili dolaşacağım dedi. Bugünkü noktada Muharrem Bey diyor ki kurultay toplamak lazım diyor. Nasıl değerlendiriyor? Yani örgütten gelen, partide emek vermiş olan her birimiz şunu çok iyi biliyoruz ki kurultay ancak delegelerin iradesiyle toplanır. Yani kurultayı bizler kurultay toplayalım diye kurultay toplanmaz. Delegeler buna karar verirlerse kurultay öyle toplanmaz. Öyle bir laf da ediyor galiba Muharrem Bey. Diyor ki eğer Sayın Genel Başkan bunu kabul etmezse örgüt gereğini yapar diyor. Yani ben örgütün o konudaki iradesini arkamda hissediyorum demeye getiriyor belki de, bilmiyorum. Ben yani bütün bunların dışında sorunu doğru yerde aramamız ve doğru yere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu sadece bir liderlik sorunu değil. Yapısal sorunumuz var. Yani. Acele etmeyelim. Şöyle yani hemen lider tartışmayalım. Önce bir kere nerede hata yaptık? Bunlarla bir yüzleşelim. Belki kurultay yapılması gerekiyor kesin. Ama lider seçimi için yapmayalım diyorsunuz. O kurultay, yani kesin kurultay yapılması gerekiyor. Yani kurultay yapmazsanız ve bunu yani Batı'nın veya demokratik ülkelerdeki gibi akıl ve bilimle, bilimsel olarak yapmazsanız, ortak aklı oradan çıkartamazsanız, o da bir başka bir beceri. Yani şimdi sizin de söylediğiniz gibi İngiltere'de veya Avrupa'daki partilerde sadece her kişi çıkıp da delegeler 5 dakika söz alıp istediği gibi konuşmuyor. Gruplar ayrılıyor, konular ayrılıyor, o konularla ilgili verilere bakılıyor, analizler yapılıyor, o analizler değerlendiriliyor. Yani bir şey aşağıdan yukarı süzülerek geliyor. Yani ortak akıldan yeni bir akıl üretilmeye çalışılıyor. Şimdi bizim de bunu yapmamız lazım. Yani biz de böyle bir kurultay yapmamız lazım. O kurultayın sonucunda zaten yani bu sistemi biz en ideal hale nasıl getireceğiz kararları çıkacaktır. Ve onun içerisinde tabii ki güven oyu mekanizması, yani genel başkana güven oyu veya yönetime güven oyu mekanizması da çıkabilir. O zaman işte yani ben o zaman adayım diyebilmeli aday olanlar. Bugünden ama yani sanki hiçbir şey olmamış gibi, ortada hiçbir sorun yokmuş gibi, bu sonuçla ilgili hiç kimsenin de hiçbir alakası yokmuş gibi bir taraf diyor ki işte kurultaya gerek yok diyor, öbür tarafı da kurultay gerekir diyor. Ama kurultaydan anladıkları sadece lider değişimi. Evet. Ben bunu doğru bulmuyorum. Evet, şimdi Muharrem Bey'in de tabii kendince haklı gerekçeleri olabilir. O da diyor ki ben bugüne kadar bu partinin ya da siyasetin bu kanadının içinden çıkmış Sayın rahmetli Ecevit'i saymazsak, 73 seçimini ya da 77 seçimini saymazsak, çıkmış en fazla oy potansiyelini temsil ediyorum. %30 küsur oy aldım. Meydanlarda da büyük bir sinerji yarattım. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Diyarbakır vesaire, Tunceli mitingleriyle filan büyük bir sinerji yarattım. Dolayısıyla artık partinin önderliğini ele alma ya da direksiyonuna geçme hakkını kendimde görüyorum diyor. Tabii siyasette bu da önemli. Yani onu, o potansiyeli değerlendirip önderliğe talip olma da önemli ama dediğiniz gibi işin esas önemli tarafını da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi biraz daha saati geriye çevirelim. Hatta takvimi geriye çevirelim. Gelelim Nisan ayına, Mayıs ayına. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde, aslında muhalefetin önünde iki seçenek vardı. Bir,
son derece eşitsiz koşullarla gidilen bir seçim. Olağanüstü hal, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, medyanın ele geçirilmesi, medyanın tamamen bir tekel haline getirilmesi, son virajda çok büyük bir medya grubunun yandaş bir gruba satışının sağlanması vesaire. Propaganda özgürlüğünün engellenmesi vesaire. Şimdi o kavşakta bir karar vermek zorundaydı muhalefet partisi. Bu eşitsiz koşullarda seçime girelim mi, boykot mu edelim? Bilmiyorum, kafalarından geçti mi, geçmedi mi, siz daha iyi bilirsiniz partinizi. İkinci seçenek, evet gidelim ama titiz bir şekilde sayım, yazım, tasnif meselesini kontrol ederek, hile hurda yapılmasını engelleyerek bu seçimden çıkalım. İkinci yolda karar kıldılar. Başarabildiler mi? Şimdi orada yine öz eleştiri yapmamız lazım. Mayıs'ta Sayın Devlet Bahçeli erken seçimi gündeme getirdi. Yani Mayıs 2018'de. Fakat Ekim 2017'de Cumhuriyet Halk Partisi erken seçimi gündeme getirdi. Ve hodri meydan dedi. Hem yerelde hem genelde. Şimdi onu söyledikten sonra bu süreç içerisinde gereği yapmanız gerekiyor. Yani sizin o zaman işte bu öz eleştiri, yani bir önceki seçim ne zamandı? 16 Nisan referandumu. Bakın ben burada söylüyorum. 10 bin sandık o zaman, 10 bin sandıkta 0 oy almışız. 30 bin sandık Sayın Genel Başkan söyledi. 30 bin sandıkta adamımız yoktu dedi. Islak imzalı tutanaklarının %85'i toplandı denildi. Yani kitleler varsa eğer ki siz o eksikliklerini gidermişsiniz ki seçime hazır ediyorsunuz. Ama erken seçim çağrısını yapan Cumhuriyet Halk Partisi. Yani o zaman Adalet ve Kalkma Partisi yerel yöneticilerini görevden alırken, onların yerine başkalarını atarken Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Dedi ki artık dedi yerel seçimler meşruiyetini yitirmiştir. Milletin iradesi ipotek konulmuştur. Ve dedi ki hodri meydan, biz erken seçim istiyoruz dedi. Hatta yerel veya genel dedi. Bakın yine aynı hata yapılıyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri erken seçimle ilgili yerel seçimlerle hodri meydan diyorlar. Çok yanlış. Yani neyi düzelttik biz? Yani şu anda 24 Haziran'dan bugüne kadar neyi düzelttik? Neyi tartışıyoruz? Sadece genel başkan kim olacak? Bu çok yanlış. Bunu şuna benzetiyorum. Bakın rejim değişti diyorum. Rejim değişti. Yani Cumhuriyet tarihimizde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bunun bize neler götürüp neler getireceğini tahayyül bile edemiyoruz. Öngöremiyoruz. Yani belki bir daha seçim olmayacak. Tek adama bütün gücü ve yetkiyi verdik. Biz neyi tartışıyoruz? Yani Fatih'in İstanbul'u fethettiği dönemde işte o zamanki rahiplerin, meleklerin cinsiyetini tartışır gibi. Genel başkan kim olsun? Genel başkan kim olsun sorunu çözmüyor. Ben de bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hala yanlış şeyi tartışıyoruz diyorsunuz. Şimdi isterseniz bir soluklanalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından ne yapılması gerektiği konusunu. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye siyasetinin ne yapması gerektiğini konuşmaya devam edelim. Cem TV'de Zafer Arapkeli ile Seyri Alem, konuğumuz Sayın Umut Oran'la seçimin değerlendirmesini ve tabii özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yol haritasının ya da ne yapması gerektiğinin değerlendirilmesine devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Cem TV'den bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 20.07'yi gösteriyor. Seyri Alem'e devam ediyoruz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcılarından Sayın Umut Oran. Umut Oran'la hem seçimi değerlendirmesini, seçim sonuçlarını değerlendirmesini hem de belki biraz daha ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değerlendirmeyi nasıl yaptığı ya da nasıl yapmadığı, önümüzdeki muhtemel kurultayda ne olması ne olmaması gerektiğini konuşuyoruz. Bir liderin arkasından gitmeyi, yeni bir liderin arkasından gitmeyi, sadece lider değişikliğini mi konuşmak yoksa bambaşka gündemle mi toplanması gerekiyor kurultayın meselesinde kalmıştık. Buyurun, buradan devam edelim. Aslında yani Türkiye'ye genel olarak baktığımız zaman yeni bir, baştan da söylediğim gibi yeni bir dönem. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemliği veya işte tek adamlık veya buna batıda demokratör diyorlar. Demokratör, demokrasi görünümlü diktatörlük olarak adlandırılıyor bu sistem. Şimdi bunun karşısında yani tabii parti iç meselesini biraz evvel söylediğim gibi yani onu doğru bir mecraya, doğru bir mecraya onu oturttuktan sonra aslında başka önemli bir konu var. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Yani bugünkü ekonomik sorunlar, bugünkü işte terörle mücadele, dış politika,
bugünkü işsizlik, bugünkü eşitsizlik, bugün yaşlanan toplum veya gençler, gençlerin geleceği, eğitim sistemi, sağlık sistemi, buralarda nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Asıl onu benim tartışmam lazım. Yani bir taraftan da onu ortaya koymam lazım. Yani topluma daha iyi bir Türkiye mümkün mesajını ve umudunu vermem lazım. Sadece mevcut durumu, yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek adamlık yanlıştır. Tamam, ama ben ne hayal ediyorum? Bunu ne hayal ediyorumu anlatırken de, yani daha iyi bir Türkiye hayalimi, bunu yapabilmesi için daha iyi bir CHP hayalimi, iddiamı ortaya koymam lazım. Bu da böyle sadece işte demin söylediğim gibi, geçmişte olduğu gibi, geçmişten de ders almam lazım. Lider değişsin, o tek adam yerine bu tek adam gelsin. Aynı metotları kullanacaklarsa, yani yine onlar da ön seçim yapmayacaklarsa, listeleri yanlarındaki bir iki kişiyle yapacaklarsa, o zaman buradan bir şey çıkmıyor. Onun için asıl olan parti, bugün kurultay delegeleri, partinin delegeleri, emekçileri asıl konuya odaklanmaları lazım. Yani bu sistemi, bu partiyi kurumsal olarak, yönetişimsel olarak, teknolojik olarak ve ideolojik olarak en mükemmel hale nasıl getirebiliriz? Şimdi burada en son söylediğiniz laftan yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. İdeolojik olarak partinin nerede durduğu, neyi temsil ettiği meselesini de sağlıklı olarak oluşturabilmek için toplumun değişik kesimleriyle, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ediyor olduğu varsayılan kesimleriyle de iyi, sağlıklı, organik bağları olması lazım. Şimdi benim bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak dikkatimi çeken bir şey vardı. Seçim öncesinde gerek Sayın Genel Başkanınız, gerek Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce, mesela TÜSİAD vesaire gibi kurumlarla ya da işte oluşumlarla toplandılar, bir araya geldiler, iş adamlarıyla konuştular, büyükelçilerle bir araya geldiler, işte bu tür çevrelerle bir araya geldiler. Ama mesela ben beklerdim ki sendikalarla, sendikacılarla, emek kuruluşlarıyla, emeği temsil eden kuruluşlarla, esnaflarla vesaireyle daha kitlesel buluşmalar gerçekleşsin. Onların nabzını tutsunlar, onların taleplerini dinlesinler. Bu tabii sadece seçim dönemine münhasır şeyler değil. Genelde de Cumhuriyet Halk Partisi buralarda da eksik kalıyor gibi gözüküyor. Yani ideolojik tartışmaya çok ihtiyacımız var ve bu ideolojik tartışmayı aslında yapıcı bir şekilde. Unutmayın. Yani şundan kaçınıyor, korkuyor gibi bir izlenim uyanıyor bende. Aman solla, emekle, işçiyle filan çok fazla sıkı fıkı olmayalım. TÜSİAD'la mesela iyi geçinelim, işte başkalarıyla iyi geçinelim filan. Yani sermayeyle daha iyi geçinmenin daha büyük bir avantaj geçireceği gibi bir algı var bende. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru düşünüyorsunuz. Yani birkaç örnek vereceğim. Ben biliyorsunuz geçmişte iş dünyasında yer aldım. Girişimcilik yaptım. Ama asgari ücretle iş hayatına başladım. Sonra yönetici oldum. Sonra işveren oldum. Ama siyasete girer girmez de iş dünyasıyla, yani kendimin ticaretle ilişkisini kestim. Bütün yetki ve sorumlularımı devrettim ve %100 siyaset yapıyorum. Yani bütün mesaimi, bütün vaktimi siyasete, işte daha iyi şeyler nasıl yapılabilir ona vakfediyorum. Böyle de vakfedeceğim. Çünkü siyaset böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum ki 3 yıldır da listelere konmuyorum biliyorsunuz, ama bir gölge milletvekili gibi çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Kimseye küsmeyeceğim, kırılmayacağım. Yani o daha iyi aramak için, daha iyi bulmak için de mücadele edeceğim. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiğim zaman ne diyorum size? İş hayatıyla ilişkimi kestim. Yani artık tekstilci Umut Orhan diye tanımıyorsunuz. Siyasetçi Umut Orhan. Evet, yani hiçbir yetkim sorumluluğum yok ve bir daha da geri dönmeyeceğim. Artı iş dünyasıyla da arama belli bir mesafe koydum. Neden? Çünkü ben yani altı ok ideolojisine sahip, Kuvayi Milli ruhuna sahip ve sol bir partide siyaset yapıyorum. Yani bu sol partide siyaset yapıyor olmak demek, o zaman belli bir ideolojik duruşunuzun olması demek. Yani benim tabanımın, tabii ki ben işverenlere karşı değilim, girişimcilere karşı değilim. Ama ben öncelikle, ve önceliğimi belirlemem lazım. Ben belirledim mesela Umut Orhan olarak. Benim önceliğim emek kesimi, benim önceliğim işçi kesimi, asgari ücretli kesim veya işsiz kesimi. Bakın bir örnek vereceğim bugün size. Bugün açıklanan %16 enflasyonun vurduğu kesim, gerçekten vurduğu. Esnaf kesimi. Yani hem ben işvereni memnun ederim hem de işçiyi memnun ederim diye bir şey yok. Yani ben bir tavır koymam lazım. Bu her konuda böyle. Yani bizim
Mesela işte Kürt meselesine bakışımızda da böyle. Yani hem orası hem burası. Ya da işte hem sermaye hem efendim emek. Yok böyle bir şey. Veya işte ne bileyim sağlık sistemi, eğitim sistemi oralarda da böyle hep. Yani net olmamız lazım. Yani aslında kafamızı netleştirmemiz lazım. Eğer bu partide siyaset yapıyorsak, ya ben aslında toplumdan oy almak için mevcut olanları taklit ederek, sağdan aday getirerek veya sağcı politikaları benimseyerek toplumdan oy alabilirim anlayışını reddetmek lazım. Yani mesela Ekmelettin İhsanoğlu bir daha vuruyorum. Bunu reddetmek lazım. Yani bunu kabul etmemek lazım. Varsa böyle bir eğer sorun, bu sorunla yüzleşmek lazım. Bu partinin genel başkanı da olsa bu sonuçlardan sonra hiç kimseye Ekmelettin İhsanoğlu kararı doğrudur diyemez. Nokta. Nokta. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada şöyle bir şey var. Bu çok önemli. Ben 16 Nisan, yani ben Bağcılar'da çalışırken, Bağcılar İstanbul'un en yüksek nüfusa sahip ve en az oy aldığımız bir şeyi ilçemiz. Orada çalışırken bir gün bir eski bir binaya girdim. Oradaki emekçi kardeşlerimiz çağırdılar. Dertleştik, resim çektirdik. Resim çektirirken bir an gözüm çatıya, 2-3 katlı bir binaydı. Çatıya bir anda dikkatimi çeken bir şey oldu. Orada şu yazıyordu: 1977 CHP kocaman harflerle. O anda oraya yani böyle takıldım kaldım ve hakikaten duygulandım. Yani bu şu anlama geliyor: 1977'de işçiler, inşaat işçileri inşaatlara bir yani umut olarak CHP yazıyorlardı. Şimdi bugün aslında çok da doğru bulmadığım ekonomik model olarak, yani sanayileşeceğine, akıl ve bilimi daha çok kullanacağına, inşaatla büyümeye çalışan ama büyüyemeyen bir Türkiye yarattı AKP. Ama şuna bakıyorum, yani bugün inşaatlarda CHP yazıyor mu işçiler? Ya da ben niye o işçilerin oyunu alamıyorum? Ben ona bakmam lazım. Ben efendim TÜSİAD'ı memnun edeyim, efendim TOB'u memnun edeyim, TİSK'i memnun edeyim diye bakmamam lazım. Tamam, hatta burada bazı politikalar, bakın özür dileyerek, bazı politikalarımdan iş dünyası rahatsız da olabilir. Örnek eğitim. Ben eğitimde özelleştirmeyi doğru bulmuyorum. Sağ yani olun. Devletin en önemli görevi parasız eğitimdir. Ve burada da bu ticaretleştirilemez. Sağlık. Ben sağlıkta da belli kriter, doktor çocuğuyum. Annem babam doktor. Sağlıkta da gördüğüm model dünyada gelişmiş ülkelerde belli kriter, çok özel kriterlerle siz vatandaşınızı, halkınızı ticari bir kuruluşa tedavi ettirirsiniz. Devlet olarak siz parasız olarak o tedavi yapmak zorundasınız. Devlet niye var? Eğer çocuğunu eğitemeyecekse, eğer yaşlısına bakamayacaksa, hastasına bakamayacaksa, gencine iş bulamayacaksa, gerekirse kamuda istihdam benim politikam olmalı. Ve benim bu politikalarım hiçbir sağ parti tarafından da taklit edilemez olmalı. Şimdi tam burada, tam hani partinin ideolojik olarak nerede durduğu, neyi temsil ettiği meselesi tartışılırken bir demeci size aktarıp o konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Sayın Bülent Tezcan, partinin sözcüsü, dün şöyle bir laf ediyor: karşı mahalleden oy isteyen bir dil benimseyeceğiz. Ne demek bu? Bakın bunu ben doğru bulmuyorum. Mesela biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmasına baştan beri AKP diyoruz. Yani öyleydi. Sonra onlar AK dediler. Efendim sağdan bize oy versinler diye biz arkadaşlarımız AK Parti diyorlar inanmadan. Bu olmuyor. Yani bunu doğru bulmuyorum. Yani bizim bir ideolojimiz var. Ve bu bizim ideolojimiz zamanında %40'ları da görmüş. Yani bakın biraz evvel 1977'de işte o dağa taşa kara olan yazıldığı dönem. Yani orada bir felsefesi vardı, bir ideolojisi vardı. Dünyada da böyle. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi parlamentoda bu senede yani kadınlar çok, kadın sayısı çok düşük. Bizim partimizde de kadın oranımız çok düşük. Geçmiş döneme göre de düşük. Ben Sosyalist Enternasyonel Genel Başkan Yardımcısı iken bundan 1,5-2 sene evvel genel kurulda biz karar aldık Sosyalist Enternasyonel olarak. Karar şuydu: Birleşmiş Milletler 2030'da bütün siyaset temsiliyetinde kadın erkek 50-50 kotası uygulama için bir çalışma başlattılar. Biz de dedik ki Sosyalist Enternasyonel olarak, madem solcuyuz, sosyalistiz, sosyal demokratız, biz buna öncülük yapalım. 2017'de karar aldık, 2021'de bunu geçeceğiz dedik, uygulayacağız dedik. Bağlayıcı karar, nokta. Ben geldim, Sayın Genel Başkan'a dedim ki, bakın
Yani devrimci nasıl olunuyor? Devrimci, kadın erkek eşit olduğuna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. İlk defa kadına, bizim partimiz kadına seçilme hakkını vermiş mi Avrupa'dan bile evvel? O devrimciliği yapmış mı? O ilericiliği yapmış mı? Evet, yapmış. Dedim o zaman biz de çıkalım. Bundan sonra siyasette, belediye meclislerinde, ilçe yönetimlerinde, milletvekilliği, parti meclisinde 50-50 kotasını kullanalım. Yani başka türlü nasıl samimi olabiliriz? Aslında kısmen yaptınız değil mi bunu? Yapmadım. Partide mesela yapmadım. 7 Haziran seçiminde birinci sıradan hep kadın adayları gösterdiniz. Sonuca mesela bakalım. Yani ön seçimde falan. Ama baktığınız zaman ben sonuçta kotayı bile şey yapamıyorum. Hatta kadın kotasından bıyıklı adamlar girdiler meclise. Yapmadık, kandırmayalım. Bunları konuşmak lazım. Yani yapmadık. Bakın demin de söylediniz. Ben de yıllarca futbol oynadım. Dünya Kupası'nı izliyoruz. 90+4'te adam golü atıyor. Tura geçiyor. Yani hani biraz evvel arkadaşlarımızın başarılı bulduğu şeyler başarılı değil. Çünkü neydi hedef? İktidar olmaktı. İktidar olduk mu? Olmadık. O zaman başarılı değiliz. Maç bitti. Düdük çaldı, maç bitti. Şimdi bunu görmeyip de herkes kendine göre rakamları eğer orasından bakarsa, istatistiğin burasından bakarsa, ben işte şöyle başarılıyım derse, bu başarılı kişisel oluyor. Kurumsal olmuyor. Bizim kurumsal hedeflerimizin olması lazım. En önemli şey bu. Kurumsal hedeflerimizin olması lazım. Hiç de öz eleştiri yapmadan da çıkıp gidiyorsanız tabii bu da tercih edilebilir bir şey değil. Yani Sayın Akşener daha fazla oy alsaydı, Demirtaş, Karamollaoğlu, Perinçek 3'er 5'er puan daha fazla alsaydı ben ikinci tura kalırdım demek herhalde bir ciddi bir başarı izahı. Bakın ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak son 10 gündür partide bir sorumluluğum olmamasına rağmen, partide bir yetkim olmamasına rağmen, inanın her toplumla bir araya geldiğim yerde inanılmaz soru yağmuruna ve inanılmaz sitem yağmuruna maruz kalıyorum. Ve onlara da çok saygı duyuyorum. Çünkü sonunda diyorlar ki ya size bu kadar haksızlık yapıldı. Bir de sizi biz üzüyoruz şimdi diyorlar. Hayır diyorum. Ya haklısınız. Eleştireceksiniz. Haklısınız. Yani biz 24 Haziran'ı bir kere bir hesaplaşmamız lazım. Size bir bunun hesabını vermemiz lazım. Sözcüler çıktılar, konuştular. Sonuçta ama hiçbirini hani atıldı, tutuldu, hepsi yutuldu. Ve ondan sonra da ertesi gün ya da daha ertesi gün her şey toz pembe gibi. Yani kimi kandırıyoruz? Bakın yani başka bir şey konuşuyoruz. Artık bir seçim kaybından bahsetmiyoruz. Herhangi bir cumhurbaşkanlığı seçimi kaybından bahsetmiyoruz. Herhangi bir genel seçim kaybından bahsetmiyoruz. Bizim ülkemizde rejim değişti. Bakın biz neyi tartışıyoruz hala? Çok önemli bir şey söylediniz değil mi? Belki bir daha seçim olmayacak bu ülkede. Var bunun örnekleri. Öyle yani, bir yerde örnekleri duruyoruz şu an. İşte bunun yani bu model başkanlık sisteminin de bunun örnekleri var. Görüyoruz. Olmuyor, adam diyor ki yapmıyorum seçim diyor. Şu gerekçeyle. Bu gerekçeyle. Yani anayasayı tanımıyorum diyor. Yani artık bakın yeni bir dönem. Onun için ben şuna çok üzülüyorum. Yani buradan bir kez daha bizi izleyen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, tabanına sesleniyorum. Kurultay mı? Kesinlikle evet. Ne zaman? Hemen, bir an evvel. Ama o kurultayı artık eski yaptığımız kurultaylar gibi yapmamamız lazım. Atatürk bize ne referans vermiş, ne demiş bize? Yani demiş, ben size bir tek miras bırakıyorum. Manevi mirasım bilim ve akıldır demiş. Artık yönetim tarzı değişti. Ortak akıllı üretme mekanizmaları değişti. Yani biz şimdi kurultayda geliyorsunuz, izliyorsunuz siz de. Yani yıllardır aynı sistem. Herkes çıkıyor 5 dakika. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Ondan sonra listeler. İşte kim o listeye girecek, kim bu listeye girecek? Oldu bitti. Bir yönetim geliyor. Bu değil. Yani sorunumuz yönetim değil. Sorunumuz kurumsallaşma. Sorunumuz yönetişimimizi reforme etme, yapısal sorunlarımızı çözme, teknolojimizi düzeltme. Bunu ortaya koyduktan sonra buna uygun, demin Anadolu dedim ki o şoför de kalksa, bu şoför de kalksa araba bu. Yani gaza ne kadar basarsa bassın araba bu kadar gidecek. Şimdi ben öyle bir hayal ettiğim arabayı ortaya koymalıyım ki o iddiayı, ha ona göre şoför aramam lazım. Belki o zaman bugün bu şoför iyidir diyorsam belki o benim tasarladığım, ortaya koyduğum, yeniden yapılandırdığım o arabaya o şoför uygun olmayacak. Zaten artık hani tek adama karşıysak artık zaten tek kişiye bakmamamız lazım. Kadroya bakmamız lazım. Ekibe bakmamız lazım. Bakın bizim bugün en büyük sıkıntılarımızdan birisi de bu. Yani bizim gölge kabine oluşturacak bir şey, liyakatlı bir sistemimiz yok. Yani bugün hadi kabineyi kursun Cumhuriyet Halk Partisi, bugünkü şeyde liyakatlı güvenliktir, işte gazidir. Yani toplumun
Bugün Türkiye'yi yönetmeye iddia eden partide geçen dönem anayasa hukukçusu yoktu. Anayasa değişti. Ya da terörle mücadelede terörle mücadelen gelen bir ne bileyim bir kişi yoktu. Veya kamu güvenliğiyle ilgili bir kişi yoktu. Şimdi bunları tartışmayacağız da burada kimseyi eleştirmek için değil ama doğruyu bulmak zorundayız. Doğru modeli ortaya koymamız lazım. Gölge kabine işte söyleniyor, adı kullanılıyor, laf olsun diye yapılıyor. Neticede tabii bir yandan bunlar yapılırken gerekli mekanizmalar oluşturulurken işte yetkin kurullar, işte gölge kabine ama bir yandan da en önemlisi demin konuştuğumuz şey herhalde partinin nerede durduğu, kimi temsil ettiği, neyi temsil ettiği ve o temsil ettiği kesimlerle de bağının sağlanması. Şimdi biraz isterseniz son 10 dakikada Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkıp Türkiye'ye genel siyasetin nasıl oluştuğuna bakalım. Sizce seçmenin iradesi, toplumun iradesi ki çok ciddi sorunlarla boğuşan, belki tarihinde olmadığı kadar ciddi sorunlarla ekonomik, dış politika, sağlık, eğitim her başlıkta çok ciddi sorunlarla boğuşan bir toplum nasıl oldu da bu sorunların esas kaynağı konumundaki iktidara yeniden teveccüh gösterdi? Siz nasıl okuyorsunuz bunu? Yani orada da aslında gerçekçi baktığımız zaman seçmenin bir ortak aklı var. Bir makul bir iradesi var seçmenin. Yani ben hiçbir zaman ya seçmen neden bize yeteri kadar oy vermedi, bizi iktidar yapmadı diyemem. Yani burada öyle veya böyle eğer son yani seçim olarak değerlendirirsek 1 Kasım'la mukayese edersek 2015'le Adalet ve Kalkınma Partisi %49'lardan %42'lere düştüğünü görüyoruz. Şimdi burada seçmenin eğilimini doğru okumak lazım. Mesela ben yine bir öz eleştiride bulunuyorum. Burada bu konuda analiz yapanlarda da bu öz eleştiri veya bu tenkitimi yapıyorum. Hiç kimse mesela MHP'nin bu oyları alacağını düşünmedi. Neredeyse yarısı kadar oy alabilecek diye düşündü. Ama iktidar partisine baktığınız zaman kendi öz eleştirisini yapmış, oy düşüşünü görmüş ve daha evvel hiç olmayacak şekilde karşı karşıya kaldığı bir partiyle de ittifak yaparak bir tarafta işte Cumhurbaşkanı kendisini yukarı taşımış, öbür tarafta da zar zor da olsa parlamentoda bir çoğunluğu elde etmiş. Şimdi bu bir öngörü. Şimdi bu öngörüyü o zaman bakmak lazım. Yani toplumu iyi anlamak lazım. Toplumu iyi analiz etmek lazım. Ama bir yandan da tabii bu seçimin sonuçlarının ya da seçimin organizasyonunun sonuçlarının sayımının tasnifinin de hala izah edilmeye muhtaç çok büyük karanlık noktaları olduğunda herhalde düşünmek lazım. Yani pek çok kişi, ben de onlardan biriyim, bu sayılara, bu verilere, bu çıkan tabloya %100 inancı yok. Şimdi yani, tabii onun üzerinden değerlendirme yapmak durumundayız ama %100'e inancım yok açıkçası. Yani bir kere o olağanüstü hal koşullarında seçim olması demokrasiye aykırı bir şey. Son 2010'dan beri bütün seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi devletin tüm imkanlarını ve güçlerini kullanıyor. Adil, eşit, etik şartlarla bir seçim olmuyor. Bunlar da doğru. Yani bunlar da şey. Fakat şunu o zaman ortaya koymamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim yani akıl ve bilime, pozitif ilime inanan bir parti olarak, Aydınlar Partisi olarak ortaya somut bir veri koymamız lazım, delil koymamız lazım. Yani diyebilmemiz lazım ki evet bu çok büyük bir şey var. İşte ne bileyim oy hırsızlığı var ama işte aradaki fark 5-10 milyon değil. Ya yani ben bir oyla belediyenin kaybedildiğini biliyorum. Veya bir oyla, 5 oyla, 10 oyla, 100 oyla milletvekili seçimlerinin oynadığını biliyorum. Mesela Burdur'da yurt dışından gelen oylarla milletvekili bize tekrar geçti. Kahramanmaraş'ta aynı şekilde. Yani ama bunlarla ilgili yani ciddi olmamız lazım. Somut elimizde veri olması lazım. Doğrudur. Yani her türlü güç kullanıldı, mutlaka manipülasyon var ama hani varsayımla siyasetçi konuşamaz. İşte orada iyi örgütlü bir muhalefet partisinin varlığı kendini dayatıyor değil mi? Zafer Bey, örgütlü derken örgüte haksızlık yapmayalım. Yani öyle anlaşılmasın. Yani benim partimin... İlsek ve idare edilen evet, bir örgüt. Şimdi sorun orada. Benim partimin çok fedakar, cefakar, hakikaten kendini bu işe vakfetmiş, hakikaten parti emekçileri var. Gece gündüz yıllardır iktidar olamayan bir partinin
büyük bir umutla Atatürk'ün mirasını korumak için hakikaten çok büyük çaba sarf ediyorlar. Şimdi 24 Haziran'da yine aynı hüsrana uğradılar. Üstelik hiç kimse onlara da bir cevap veremedi. Yani parti 16 Nisan'da yaptığını bir anlamda 24 Haziran'da da yine onları cevapsız, yalnız bıraktı. Yani örgütlenmek değil. Bakın tekrar söyleyeceğim. 4 tane çok önemli şey var. Kurultay hemen yapılmalı. Ama bu kurultay uzun sürmeli. Yani Atatürk'ün yaptığı gibi, İsmet İnönü'nün yaptığı gibi, Bülent Ecevit'in yaptığı gibi haftalar süren ve aklın bilimin ışığında bir kurultay olmalı. Buradan ortak akıl çıkmalı. Ama bunun sonucunda bir kurumsal değişime, bir yönetişimsel değişime, bir teknolojik değişime ve mutlaka ideolojik değişime, dönüşüme ve gelişime imkan sağlayacak bir kurultay olmalı. Sonra da hemen akabinde de evet bu yeni mükemmel Cumhuriyet Halk Partisi'ni hangi kadrolar yönetmeliği tartışmalı. Bu kadrolarla mı devam edilmeli? Bunlara güven oyu veriliyor mu? Bu yükü taşıyabilirler mi? Yoksa kadroları yenileyelim mi? Yani olaya doğru bir şekilde yaklaşmak lazım. Ve şunu unutmayalım. Yani siz biraz evvel hani Türkiye'den çıkalım dediniz. Bakın dünyada başka bir hız var, başka bir ritim var. Yani biz içeride rejim değişti, işte Türkiye demokratör bir şekilde geriye doğru gidiyor. İşte laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yerine tek adam ve bir parti devleti yönetimi söz konusu diyoruz. Ama dünyada da başka bir hız var. Dünyada muazzam bir dijital devrim var. Dünyada muazzam bir enerji devrimi var. Dünyada yine muazzam bir robot devrimi var. Yani insanlar 2025-2030 yıllarında 400 ile 600 milyon insan işini kaybedecek. Türkiye'de de bunun bir yansıması olacak. Bunlara bakmamız lazım bizim. Bunlara yönelmemiz, bu dışarıdaki bu tehditleri görmemiz lazım. Yeni uzay çağı diyoruz. 2024 yani 6 sene sonra Mars'a gidiyorlar. Artık Mars'ta koloniler kuruluyor. İşte gezegenler arasında turizm kurgulanıyor. İşte, Muharrem Bey hep bunları anlattı seçim kampanyasında ama neticede demek ki bir ikna edebilme sorunu da var. Hem yani Muharrem Bey'in özelinde hem de partinin özelinde. Belki bu mesaj tam olarak iletilemedi ama dileyelim birileri, belki sizin partiniz, belki bir başka parti bunları kitlelere kavratır ve Türkiye'de hem siyaset kurumu hem de onların hitap ettiği, yani siz siyasetçilerin hitap ettiği kitlelerde bir değişik ortam yaratabilirsiniz diyelim. Maalesef vaktimiz bu kadar. Belki eklemek istediğiniz bir cümle varsa onu da alıp yani kapatalım. Çok güzel bir ülkemiz var. Hakikaten çok iyi insanımız var. Çok hakikaten hani fedakar. Yani dünyayla mukayese ettiğim için bunu söylüyorum. Ülkede her şey var ama tek sorun siyaset ve siyaset sistemi. Yani parti içerisinde biraz evvel söylediğim olay Türk siyaseti içinde geçerli. Bir örnek vereceğim çok kısa olarak. Tabii. Dünyada gelişmiş demokrasilerde genel başkanları, genel başkanların da belirleme konusunda ağırlıklı olduğu 1250 kurultay delegesi belirlemiyor. Sadece parti üyeleri belirlemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden örnek verirsem, yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı bugün bir Avrupa ülkesinde olsa, bir Yunanistan'da, bir İtalya'da, bir Fransa'da 1250 tane kurultay delegesi belirlemez. 1.260.000 üyesi de belirlemez. 12,5 milyon o partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de belirlemez. 55 milyon seçmen belirler. Artık demokrasi bu noktaya geldi. Yani bizim artık şeyden çıkmamız lazım. Yani bu siyaset sistemini hakikaten bu dar kabuğundan çıkartmak lazım. Çağın gerekliliklerine uymak gerekiyor diyorsunuz. Peki Umut Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Seyri Alem'de bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcılarından ve Sosyalist Enternasyonel'in de genel başkan eski yardımcılarından siyasetçi, eski milletvekili Sayın Umut Oran'ı ağırladık. Seçim sonuçlarını analiz etmeye çalıştık. Siyasetin eksikliklerini, aksaklıklarını, kusurlarını analiz etmeye çalıştık ama özellikle de tabii kendi partisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ne yapılması gerektiği ve kurultayın gerekliliği ama kurultayların başka türlü cereyan etmesi, başka türlü gerçekleşmesi gerekliliği üzerinde durduk. Sayın Umut Oran'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Seyir Alem'de haftaya bir başka konuda karşınızda olacağız. İyi akşamlar efendim.